Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Amasya'nın Taşova ilçesinde hidroelektrik santrali kanalına düşen araçtaki iki kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışması sırasında köprüden düşen AFAD personeli de maalesef yaşamını yitirdi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı ve başsağlığı diledi. Vali Masatlı sonrasında olayla ilgili açıklama yaptı. Mülbükü köyü civarında bir hafif ticari aracın HES kanalına devrilerek akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi'ne bağlı sualtı kurtarma ekipleriyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerine katıldığı çalışma sonucu araca ulaşıldı. Araçta kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı. Suya kapılan ve yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan Fadime Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Bir süre sonra araçtaki Muratcan Şahin'in cansız bedeni kanalda aracın düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzakta bulundu. Şahin'i arama çalışmaları esnasında kanal üzerindeki köprüde dengesini kaybeden AFAD arama kurtarma teknisyeni Mürsel Demir de HES kanalına düştü. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla sevk edildiği Taşova Devlet Hastanesi'nde maalesef yaşamını yitirdi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek olayla ilgili bilgi alıp ailelerine başsağlığı diledi. Bir aracın HES kanalına düştüğü ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini bildiren Masatlı şunları söyledi. Ekipler kanalda inceleme ve araştırma yapmışlar. Akabinde ilk önce birinci kişi çıkarılmış, daha sonra ikinci cesedin aranması sırasında da AFAD görevlisi arama kurtarma teknisyeni Mürsel Demir kardeşimiz yüksekten çökertme havuzuna düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş ve şehit olmuştur. Diğer vatandaşlarımız Muratcan Şahin ve Fadime Özdemir de hayatlarını kaybetmiştir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Ayrıca görev şehidimiz Mürsel Demir'in ailesine, AFAD teşkilatımıza başsağlığı dileklerimde bulunuyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz dedim. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.